Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli takipçilerimiz, 23. dersi inşallah. Et-dersü's-sâlisu vel-işrûne. 23. ders. Tenmiyetül cümletil fi'liyeti bi zarfil mekani. Mekan zarfı ile fiil cümlesinin kullanımı, fiil cümlesine zarf, mekan zarfı manalar verilebilir. Tenmiyetü bu arada tef'il babından mastar. Bunu belirtmiş olalım sadece. Evet, kelimetül kaimeti murattebeten elifbaiyen ya da elfebaiyen. Alfabetik olarak sıralanmış listenin kelimeleri, yani kelime listesi, derste geçen kelimeler. İslamun, imamun, ba'dun, ca'e, hakkun, hükmün, bunlar Türkçe'ye geçmiş kelimeler. Resulün, zekatun, salatun, aynı şekilde. Salla, kıldı. Evet, arife, oldu, bildi. Evet, asime, masum oldu, günahsız oldu ya da korudu. Fitnetün, fitne kelimesi değerli kardeşler, imtihan manası var. Türkçe'de fitne manasında olan şey var. Yani hak ile batılın birbirine karışmış olduğu durum manasında. Fakirun, fakir. Kame, kalktı. Gitalün, savaş. Kelamun, yine konuşmak. Mate, öldü. Malun, mal. Nurted, dün dinden çıktı, mürted oldu. Müslimun, nasun, insanlar. Nefsün, can. Vacibun, farz manasında, gerekli olan manasında. El hedefün nahviyyu, nahiv hedefi, nahiv amacı. Neymiş bu dersteki nahiv açısından hedef? Tenmiyetül cümletil fiiliyeti bi zarfil mekani. Fiil cümlesinin zarf, mekan zarfı ile geliştirilmesi, kullanımı. Fitnetür ziddeti. Evet, ziddenin fitnesi, izafet şeklinde mana verilebilir. Zidde aynı kökten geliyor. Dinden çıkma fitnesi, dinden çıkma imtihanı, iki manada buraya uygun olabilir. Mâte Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve selleme. Mâte, vefat etti. Rasûlullâhi, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz vefat etti. Mâte fiil, Rasûlü fail, Allah'ı muzafun ile sallallahu aleyhi ve sellem ifadesini önceki derslerimizde açıklamıştık. Burası cümle-i itiraziye. Kitabımız burada parantez içine aldı. Başka yerlerde tire içerisine alıyordu. Bazen sat harfiyle temsil ediyordu. Böyle, bu şekilde tenevvü, yani dediğimiz çeşitlilik yapıyor. Ve ca'e Ebu Bekir'iniz Sıddîk'u radıyallahu anh. Evet, Hazreti Ebu Bekir, Sıddık olan Ebu Bekir geldi. Buraya bakalım. Ca'e fiil, Ebu fail. Bekir'in, Ebu'nun muzafun ileyhisi. Ancak Ebu Bekir özel isim olduğu için Ebu Bekir'in tamamına fail desek de hata etmiş olmayız. As-Siddiqu nedir? As-Siddiqu da Ebu kelimesinden bedeldir. Ya da onun evet sıfatıdır diyeceğiz. Sıddık olan Ebu Bekir geldi. İkisi de olur. Radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Radıya fiil, Allahu fail. Anhu radıyaya müteallık. Mef'ulun bih, gayrı sarih. Allah ondan razı olsun manasındadır. Bu da yine cümleyi itiraziye. Yani bu parantez içindeki cümleyi görmeden cümleye irab yapmak gerekir. Evet, Hazreti Ebu Bekir geldi. Ne zaman? Ba'der Rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den sonra. Fe vecede kesiran. Yani burada Hazreti Ebu Bekir geldi derken nereye geldi? İşin başına geldi Peygamber Efendimiz'den sonra. Hilafete geldi. Fe vecede, geldiğinden hemen sonra.
kesiran minel müslimine, Müslümanlardan birçoğunu buldu. Evet. Ne olarak buldu? İrteddu anil İslami. İslam'dan çıktılar. Yani İslam'dan çıkmış oldukları halde Müslümanlardan birçoğunu buldu. Fe vecede, burada fiili mazi, vecede fiil kesiran. Fiili mazinin tahtında müstetir huve, Hazreti Ebu Bekir'e raci. Fail kesiran mef'ulun bih. Kesiran nekre olarak geldi. Ondan sonra gelen car mecrur nekreye sıfat olacak. Müslümanlardan olan çoğunluk yani. Müslümanlardan bir çoğunu böyle buldu. İrteddu anil İslami, buradaki irteddu anil İslami, kesiranda ifade edilen Müslümanlardan birçok gruptan hal cümlesi olarak karşımıza çıkıyor. İslam'dan çıkmış oldukları halde buldu yani. İslam'dan çıktıkları, çıkmış halde buldu. Burayı hal cümlesi yapalım. İrteddu, bakın irteddu fiili mazi, vav burada fail. Evet, anil İslami de irteddüye müteallik an harfi cer. Mecruru ile beraber irteddenin mef'ulün bih gayri sarihi. Onları İslam'dan çıkmış olarak buldu. Ve teraku ba'da ma feradahul İslamu misle zekati. Ve teraku, bıraktılar, terk ettiler. Ba'da bir kısmını, ma o şeyin bir kısmı ki feradahul İslamu, İslam'ın ona farz kıldıkları şeyin bir kısmını terk ettiler. Misle zekati, zekat gibi. Demek ki ve teraku, teraka fiil ve fail, hüm zamirine karşılık geliyor. O İslam'dan çıkan Müslümanlara dönen zamir. Onlar terk ettiler. Ba'da terakanın mef'ulun bihisi. Ma nedir? Ba'da aynı zamanda muzaf, ma muzafun ileyh. Aynı zamanda muzafun ileyh olan ma ismi mevsul. Farazahul İslam'ı misle zekati cümlesi sıla cümlesidir mevsulün. Sıla cümlesi kendi arasında faraza fiil, hu mef'ulun bih, el İslamu fail, İslam onu farz kıldı yani. İslam'ın farz kıldığı şey. Misle zekati, bu da yine nasıl diyelim, hal ne yapsak daha uygun olur? Burada onu düşünüyorum. Farazanın zekat gibi İslam'ın kendisine farz kıldığı şeyi bıraktılar, zekat benzeri şeyleri terk ettiler diyelim. Evet. Kame Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir, kame fiili değerli kardeşler. Kame bi harfi ceri ile beraber kullanıldığı zaman yaptı manasına gelir. Kame bi. Kame fiili böyle bir manası var. O yüzden biz kame kalktı yerine yaptı diyeceğiz. Ebu Bekir'in radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yaptı. Ne yaptı? Ve salla bin nasi imame. O, özür dilerim, burada şey yapalım. Kame, bu bi kameye müteallik değil. O yüzden Hazreti Ebu Bekir kalktı. Ve salla bin nasi imame. İnsanlara imam olarak namaz kıldırdı. Diyelim bu bi sallaya müteallik olsun. Kame fiil Ebu Bekir'in fail radıyallahu anh cümleyi itiraziye ve salla. Yine tef'il babından fiili mazi fiil. Tahtında müstetir huve Hazreti Ebu Bekir'e dönüyor zamir. Bu da fail. Bin nasi sallaya müteallik mef'ulun bih. İmamen nedir? Sallanın tahtında müstetir huveden haldir. İnsanlara imam olduğu halde namaz kıldırdı. İmam olarak namaz kıldırdı. Ve hatabe fihim, onlara bir hutbe okudu, hitap etti. Yani ve beyyene lehum fi hutbetihi, kendi yaptığı hitabında onlara açıkladı. Enne zekate vacibetun fil mali. Zekatın malda vacip olduğunu, yani malda zekatın farz olduğunu onlara açıkladı. Burayı şöyle tahlil edelim. Ve hadaba fiil.
fihim hatabaya müteallık mefulün bihkari sarih. Yani onlara hitap etti. Ve beyyene yine fiili mazi tahtima müstetir huve fail. Lehum beyyeneye müteallık car mecrur mefulün bihkari sarih. Fi hutbetihi yine aynı şekilde mefulun bihkari sarih. Hutbeti muzaf hi muzafinli. Onlara yaptığı hitabında onlara açıkladı. Enne zekate bu enne yine beyyeneye müteallık, beyyeneye bağlı olarak beyyenenin mefulün bihisi. Enne zekate zekatın neyi açıkladı? Zekatın vacibetün farz olduğunu açıkladı. Ennenin ismi ez zekate vacibetün ennenin haberi. Fil mali nekreden sonra gelen car mecrur nekrenin sıfatı. O zaman mal malda vacip malda farz olduğunu malda zekatın farz olduğunu açıkladı. Peki ve fiha ve o zekatta vardır. Ne vardır? Hakkun lissaili vel mahrumi vel fakiri. Lissail dilenen, isteyen manasında isteyen için bir hak vardır. Vel mahrumi ve istemeyen için yine ihtiyaç sahibi olduğu halde istemeyen için bir hak vardır. Vel fakiri ve yiyecek içeceği bulunmayan, fakir olan kişiler için onda hak vardır. Daha önceki derslerimizde de bir şey ifade ettik. Burada yine geldi. Bakalım. Ve fîhe car mecrurdan oluşuyor. Mukaddem öne geçmiş haber. Hakkun mübteda muakkar. Yani tehir edilmiş mübteda. O zaman mübteda nekre olur. Haber, haber de car mecrur olursa haberin tekaddüm öne geçmesi vaciptir demiştik. Burada da mübteda nekre haber car mecrurdan oluştuğu için haber öne geçti. Haberin öne geçtiği, öne geçmesinin vacip olduğu iki yer daha vardı. Onlarda birisi haberin soru ismi olması, ikincisi de haberde mübteda şey mübtedada habere dönen bir zamir bulunması idi. Burada mübteda nekre haber car mecrur olduğu için vücuben haber öne geçmiş oldu. Hakkun kelimesi burada nekredir dedik. Nekreden sonra gelen car ve mecrur yani harfi cer mecruru ile beraber hakkun kelimesinin sıfatı olur. İsteyen için bir hak vardır. İstemeyen için bir hak vardır. Bu da yine lisail üzerine atıf. Vel fakir de aynı şekilde lisail üzerine atıf. Bunlar sıra ile atıf yoluyla hakkun kelimesine sıfat olan kelimelerdir. Evet, buraya kadar yani cümle tamam. وَمَنْ لَا يُؤَدِّ الزَّكَاتَ Zekatı eda etmeyen kimseye لَزِمَ ف۪ي حَقِّهِ الْقَتْلُ Onun hakkında öldürülmek gerekir, öldürülmesi gerekir dedi. وَحُكْمُهُ Ve zekat vermeyenin hükmü حُكْمُ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْاِسْلَامِ İslam'dan dönenin, çıkanın, irtidat edenin hükmüdür. Evet, buradaki men, la yu'eddi, men ismi mevsuldür. Burada mübtedadır. La yu'eddi zekate, sıla cümlesi. Evet, yani buradaki sıla cümlesine ne diyeceğiz? İrab'dan mahalli yok. La yu'eddi fiili muzarine fi istikbal. Ez zekate bu yüettinin mef'ulün birisi zekatı vermeyen kimse lezime fi hakkihi onun hak ettiği yani şey onun hakkında gerekir. El katlü ölüm gerekir. El katlü burada muakhar mübte şey el katlü fail lezimenin faili fi hakkihi de lezimenin yine mef'ulün bihgali salihi diyelim. Onun hakkında ölüm gerekir. Evet, lezme fiil, el katlu fail ve hükmühü ve onun hükmü, hükmü kelimesi burada mübteda hu muzafun ileyh hükmül mürteddi ifadesi de haberdir. Hükmühü, hükmül mürteddi onun hükmü, mürtedin hükmüdür. Evet, mürted kelimesi anil İslam yani dönen, İslam'dan dönenin, İslam'dan çıkanın hükmüdür dedi. Buradaki anil İslami ifadesi de el mürteddiye bağlı olarak mürteddiden
ne yapabiliriz burada? Hükmül mürtedde anil İslami, İslam'dan dönenin hükmüdür. Evet. Burada bağlamış olalım. Semi'a işitti. Umar ibnü'l-Hattab daha önceden ibin kelimesiyle alakalı konuşmuştuk. İki özel isim arasında gelince ibin kelimesinin başındaki hemze yazılmaz demiştik. İbin kelimesi yine iki özel isim arasında olduğunda birinci kendinden önceki ismin sıfatı kendinden sonrakinin muzafı olur demiştik. Ömer bin Hattab bunu işitti. Radıyallahu anh kelame Ebi Bekir'in es-Sıddîk'i. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kelamını, hutbesindeki konuşmasını Hazreti Ömer duydu. Fekale lehum. Bunun üzerine ona dedi ki, Keyfe tukatülün nase, insanlara savaşacak mısın? Ve kad kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz şöyle buyurduğu halde, Umirtu en uqatilen nase hatta yekulu la ilahe illallahü Muhammedun Resulullah. Peygamber Efendimiz ben insanlarla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum buyurduğu halde sen insanlarla nasıl savaşırsın, savaşacaksın dedi Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anhüme. فَمَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَدْ عَسَمَ مِنِّي مَا لَهُ وَنَفْسَهُ Ve yine Peygamber Efendimiz kim la ilahe illallah derse o benden malını ve canını korumuş olur buyurduğu halde قَالَ اَبُو بَكْرٍ Hazreti Ebu Bekir buyurdu ki radıyallahu anh قَالَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah şöyle buyurdu اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا بِحَقِّهَا Ancak o ölümü hak etmesi müstesna. وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ Onun hesabı ise Allah'a aittir. Böyle de buyurdu dedi. Vallahi Allah'a yemin ederim ki لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ Namaz ile zekatın arasını ayıran kimse ile elbette savaşacağım dedi. Fe inne zekate muhakkak ki zekat hakkul mali malın hakkıdır. Fekale Ömeru radıyallahu anh Hazreti Ömer ise bunun üzerine şöyle dedi. Şerahallahu sadri lil gitali Allahu Teala benim göğsümü savaşa açtı. Ve araftuhu ennehu'l hakku ve ben onun yani bu savaşın hak olduğunu şimdi anladım, kavradım. Fekada Ömer ve Ebu Bekir radıyallahu anhüme Hazreti Ömer ve Ebu Bekir hükmettiler. Bi qitalil mürteddine anil İslami İslam'dan dönenlerle savaşılmasına hükmettiler. Burada ikinci paragrafın irabını yapmadık. Zor bir ifade yok. Sadece şöyle bir basit bir şekilde tahlil edelim. Semi'a fi'il Umeru fa'il İbnül Hattab Umer'un sıfatı İbnül Hattab aynı zamanda muzafın ileyh olarak geliyor. Radıyallahu anh cümleyi itiraziye kelame semi'anin mef'ulun bihisi ebi kelamenin muzafın lehisi, Bekir'in de Ebi'nin muzafın ileyhisi. Yani kelame ve Ebi aynı zamanda muzaf olan iki kelimedir. As-Siddiqi nedir? Ebi kelimesinin sıfatı ya da onun bedeli desek hangisini desek yerine ikisi de uyar. Evet, radıyallahu an. Fekale fiil lehu. Burada kaleye müteallık harfi cer. Mef'ulun bih garisari Hazreti Ebu Bekir'e dedi ki evet keyfe tukatülün nase burada tukatülü fiil en nase fail keyfe hal yapabiliriz ve kad kâle Resulullah cümle olarak burası sonuna kadar nereye kadar şuraya kadar bu cümle sonuna kadar hal cümlesi
Peki kavlün mekulleri olur demiştik, değil mi? Buradaki kavlün mekulü ne? Keyfe tukatilun nase ve kad kâle. Sonuna kadar Hazreti Ömer'in kullandığı bütün ifade burada dediği şey tamamen mekul mahallen mensup. O zaman ennase tukatilunun mef'ulun bihisi, tukatilun fa'ili müstetir ente. Sen insanlarla nasıl savaşırsın? Fakat kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle fi'l rasulü fa'il Allah'ın muzafin leh. Buradaki umutluluğundan itibaren ifade de kâlenin mekulüdür buradaki, yani Resulullah'a ait ifadedir. Ümirtü fiiltü fail, evet, en ukatile fiil-i muzariyi nasb eden edattır. En bu da nasb olmuş muzaridir. Ama ümirtunun aynı zamanda mef'ulün bihisidir. Ümirtü emrolundum, savaşmakla emrolundum. Bu arada tüye biz fail dedik. Tüye naibu fail desek daha iyi olur. Hatta yekulu, hatta burada harfi cer gizli bir enle yekulunenin nunu düşmüş. Hatta'dan sonraki gizli bir en yekulu'yu nasb etmiştir burada. Evet, hatta burada harfi cer en yekulu buradaki ifadede müevvel masdar deyinceye kadar. Evet, la ilahe illallah buradaki kavlün mekulu, vav burada fail. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ifadesi de burada mekuldür. Evet. Buradaki ifadelerde hemen aynı yukarıdaki ifadelerin aynıları. O yüzden burayı geçiyoruz. Anlamadığımız yerler olsa yorumlarla yine haberleşiriz. Et tedribat, alıştırmalar. Evvelen ilk olarak el isti'ab, okuyup anlama kavramayla alakalı ifadeler. Bakalım. Et tedribul evvelu, ilk alıştırma. Neymiş? Ecibe anil es'ileti taliye, gelen suallere cevap ver. Meta sara Ebu Bekir'in radıyallahu anhu halife ten. Sara biliyorsunuz Kâne'nin benzerlerinden, kardeşlerinden. Hazreti Ebu Bekir ne zaman halife oldu? Meta sorusunun cevabı neydi? Zarfı zaman, yani mef'ulun fih idi. Ne diyeceğiz buna? Peygamber Efendimizin vefatından sonra diyeceğiz, değil mi? Ba'de mevtin nebiyyi. Evet. Mâzâ fe'alel murtaddûne ba'de mevtir Rasûli sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin vefatından sonra o dinden dönenler ne yaptılar? Zekat vermeye karşı çıktılar. Zekat vermek istemediler. Evet. Bimâzâ vasafa s-sittîku radıyallahu anh ez-zekâte. Zekatı Hazreti Ebu Bekir Sıddık ne ile vasfetti? Nasıl tanımladı? Hükmül mürtet dediğinden dönenin hükmü gibidir dedi, zekatı vermeyen. Burada sat harfi koymuş. Sat sallallahu aleyhi ve sellem için koyuyordu. Buranın üstüne bir nokta koysak iyi olur. Radıyallahu anh'ın sembolü olsun. Çünkü Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kirama radıyallahu anh dememiz daha uygun olur. Evet, nasıl vasfetmişti? Zekatın malın hakkı olarak vasfetmişti. Evet, ماذا حدث في آخر الأمر? Bu işin sonunda ne oldu? Evet, ne oldu? Bunlar Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir ittifak ettiler. O zekat vermeyenlerle savaşılmasına hükmettiler. Peki, ماذا فعل الصديق رضي الله عنه بالمرتدين? Mürtetler ile mürtetlere, dinden dönenlere ne yaptı Hazreti Ebu Bekir? Qatelehum, onlarla savaştı diyeceğiz. Et-tedribü sani, ikinci alıştırma. Er-riddetü fi ahdi Ebi Bekir'in kânet ta'ni demiş. Yani Hazreti Ebu Bekir dönemindeki ridde ta'ni şudur ki, onunla kastedilen şey şudur. Neymiş? Bakalım hemen şıklara. Evet. Rafa'a defu'u zekati ba'de mevti'n nebiyyi.
Peygamber Efendimizin zekâ vefatından sonra zekat vermeye engel olmaktır. Ya da refaza defa'a zekâti refaza, o mürtetler karşı çıktılar zekat vermeye ifadesi de kullanılır. Burada B maddesini işaretleyeceğiz. Beyyene Ebu Bekir'in Sıddîk'u radıyallahu anh fi hutbetihi enne Hazreti Ebu Bekir Müslümanlara yaptığı hitabında, hutbesinde neyi açıkladı? Bakalım. Men rafaza zekate kafirun. Zekat vermeyen kimsenin kafir olduğunu açıkladı. Değil mi? Burada da dinden çıkmış gibi ifadesini kullandık. İndemâ semi'a Umaru kelâme's-Siddîk. Hazreti Ömer Sıddık'ın kelamını radıyallahu anhuma işittiği zaman ne yapmış? Bakalım hemen. Evet, cim maddesinde zekkerahu bi hadisin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini hatırlattı. Zekkerahu tef'il babından fiili mazim hum mef'ulun bi Hazreti Ebu Bekir'e hatırlattı. Ecabe's-Siddiqu Umara radıyallahu anhuma bi kavlihi. Peki Hazreti Ebu Bekir Ömer'e nasıl cevap verdi? Yani şu sözüyle cevap verdi diyor. O sözü bulalım. Vallahi le uqatilenne men ferraqa beyne salati ve zekati, zekatla namazın arasını ayıran kimseye Allah'a yemin olsun ki savaşacağım demişti. Böyle cevap verdi. Evet. İttefakas-Siddiqu ve Umaru, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir ittifak ettiler. Radıyallahu anhüme ala en, ne üzerine ittifak ettiler? En yukatilel mürteddine. En yukatilel ni idi? Nun düştü burada. Enden dolayı muzariyi nasip etti. Evet, mürtetlerle her ikisinin de savaşmalarıyla alakalı hükmetti, ittifak ettiler. Evet, saniyen ikinci bölüm, yani parçayla alakalı kısım bitti. Okuyup anlamayla buralarda kelimelerle alakalı. Saniyen el müfredat, müfretler. Diğer konu başlığında buraya el kelimat ifadelerini kullanmıştı. Şimdi el müfredat ifadesini yeniden kullanmaya başladı. Bakalım önceki derslerde ne demiş buraya mesela? Evet. Oraya bakıyorum, ben de merak ettim şimdi. Nasıl ifade kullanıldığında alıştırmalarla alakalı. Evet, bakalım alıştırmalarla alakalı demiş bir önceki derste. Şu an önümde kitap var, ona bakıyorum ama kitapta bir önceki derste ben mi göremiyorum? Bundan önceki derse baktım. Evvelen el-isti'ab. Evet, saniyen el-müfredat. Gene müfredat demiş. Müfretler manasında, kelimeler manasında. Et-tedribü s-salisu, üçüncü alıştırma. Da' alamete, yani da' alameten bir işaret koy. Şu işaretten emamel kelimetil müradifeti ve de siyah puntu ile yazılmış olan kelimeler arası, kelimelerin önüne eş anlamlılarına şu işareti koy. Ca'e Ebu Bekr'in radıyallahu anh halife evet, ne diyelim? Halifeten lir Resulü, Peygamber Efendimiz'e halife olarak geldi Hazreti Ebu Bekir. Buraya emiren ba'dehu halifetenin eş anlamlısı olarak işaretleyebiliriz. İrtet de Ba'dul Arabi anil İslami. İslam'dan Arap'ın bir kısmı döndüler, İslam'dan çıktılar. İrtet de burada sanırım koyu puntuyla yazılmış. Raca'a ilel kufri, yani İslam'dan çıkıp küfre dönme manasında irtet de ifadesi. Ez-zekatu zekat vacibetun fil mali. Malda vaciptir, yani farzdır manasını vermiştik okurken. Burada da B maddesinde farzun ifadesi var. Fiz zekati hakkun lisaili vel mahrumi.
Evet, zekat isteyen ve istemeyen kimsenin hakkıdır ifadesinde es-sa'ili burada koyu puntoyla yazmıştır. Evet, ellezî yatlubul mâle minennâsi, insanlardan mal isteyen kimsedir. Yani dilenci demektir, sâil. Men la yu'addi zekâte lezime fî hakkihi el-qatlu. Evet, zekat vermeyen kimseye ölüm lazım gelir onun hakkında. Lezime burada vecibe manasında, gerekir manasında kullanılan fiili mazi. Et-tedribur râbi'u, dördüncü alıştırma. İmle'il feragı bi kelimetin minel kaimeti, listeden bir kelime ile boşluğu doldur. Bakalım, el-hisabu, hesap, cemi'un, tamamı, ferraka, ayırdı, ez-zekate, zekat, emrun, iş, sadri, göğsüm manasında, as-sadakatu, hem sadaka, bunun hem de dostluk manası olan kelime. Bakalım, irtette ba'dul arabi anil islami ve rafadu defa'z-zekati. Evet, zekat kelimesini buraya alabiliriz. Kale Ebu Bekir radıyallahu anh, le ukatilenne men ferraka beyne zekati ve salati. Evet, ferrakayı buraya alacağız. Evet, burada ne olmuş? Üçüncü maddede değil mi? Emara, burada Emara, Umaru ve Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Bekir emretti radıyallahu anhüme, li kıtalil mürteddin, dinden çıkanlarla savaşmayı emretti. Peki, ne diyelim? Defaet, evet, ve ya da defa'tu es-sadakate ilel fakiri, zekatımı, sadakamı fakire defa'tu, ben verdim ifadesi burada kullanılabilir. Kale Ömer radıyallahu anh, şerahallahu sadri, sadri ifadesini buraya alacağız, lil gıtali. Et-tedribul-hamisu, beşinci alıştırma. İhtar minel kaimeti, B listesinden seç. Yani şu listeden seç. Neyi seç? El ma'nel münasibe, uygun manayı seç. Lil kelimati minel kaimeti, elif listesindeki kelimeler için. Uktu bir rakmellezi yuşiru ilel icabeti, cevabı işaret eden rakamı da yaz. Bakalım. Tuvfiye, öldürüldü yani vefat ettirildi. Mate, vefat etti. Buranın karşısına ne yazacağız? Mate 3 yazacağız şuraya. Evet. İbnü's Sebili, yani yolun oğlu demek. El Musafiru, yolcu demek. Peki el Fakiru, ellezî la yemliku gûte'âmihi. Genel olarak azığı bulunmayan, genel olarak yiyeceğe, azığa sahip olmayan kimsedir. Fakir, yani temel ihtiyaçlara, öyle diyelim. Asame, korudu. O zaman mena'a, engelledi, korudu manasında mena'yı kullanabiliriz. Kaza, hükmetti, yani hakeme hükmetti. Et-tedribu sadisu, altıncı alıştırma. Hatil mukabile fil ma'na lil kelimatil atiyeti. Aşağıdaki kelimeler için mana bakımından zıttını getir. Es-sadiku, sadık, zıttı nedir? Doğru söyleyen. El-kâzibu, yalancı. Kâme, kalktı. Celese, oturdu. El-fakiru, fakir. El-ganiyyu, zengin. El-hakku, el-batilu, hak, batıl. Evet, emame, önünde. Halfe, arkasında. Onun zıttı olarak karşımıza çıkar. Evet, et-terakibun-nahviye tü, nahiv terkipleri. Bakalım, kitabımızda konumuz neydi? Mekan zarfı ile fiil cümlesinin kullanımıydı. Mekan zarfı ile. O zaman buradaki nahiv terkiplerinde de dikkat edeceğimiz şeyler mekan zarflarıdır. Bakalım. Evet.
Vaka'at vaki oldu. Harbur riddeti, ridde savaşı. Beynel müslimine vel mürtettine. Nerede sorusunun cevabı mefulün fihtir. Fiil cümlesinde. Fiile soracağız. Nerede sorusunu. Bunun cevabı bize zaman, mekan zarfı gösterecek. Fiile ne zaman sorusunu sorarken de bize zaman zarfına götürüyordu. O zaman burada da nerede sorusunu sor. Nerede ridde harbi vaki oldu, vuku buldu, gerçekleşti? Müslümanlarla mürtetler arasında vuku buldu. O zaman buradaki beyne ifadesi zarfı mekandır. Tamam. Müslümanlarla mürtetler arasında zarf. Bizim bu zarf dediğimiz zaman içerisine mektup koyulan hemen dikdörtgen şeklinde olan, bazılarına kare olan bir kartpostal büyüklüğündeki zarflar aklımıza gelir. Bu zarflar içine bir şey alan manasındadır. Bakın zaman zarfı o zaman içerisinde, mekan zarfı da o mekan içerisinde, yani içerisine bir şey aldığı için bunlara zarf denilmiştir. Yoksa bunların zarf derken başka bir şey aklımıza gelmesin. Müslümanlarla mürtetler arasında o aradaki bir boşluk var. Demek ki burada o yüzden zarf diyoruz. Ridde savaşı vaki oldu. Burada zarftır. Vekaat fiil harbu fail. Er-riddeti harbunun muzafun leyhisi beyne mekan zarfıdır. Burada mefulun fihtir. El-müslimine beynenin muzafun leyhisi vel-mürteddine de el-Müslimin üzerine atıf zaten beynenin kullanımı da böyledir. Müslümanlar ve mürtetler arasında ridde savaşı vaki oldu. Vakafel-Müslimune Müslümanlar vakafe durdu. Nerede durdular? Nerede sorusunu vakafeye sorduk. Havle Ebu Bekir'in çevresinde. Buradaki havle ifadesi mekan bildiren zarf olduğundan Hazreti Ebu Bekir'in çevresindeki alanda, yani fi harbihi zıddel mürteddin, mürtetlerin karşısında savaşta Hazreti Ebu Bekir'in çevresinde bulundular, yanında oldular. Havle burada mef'ulün, fi aynı zamanda zarfı mekandır. Vakafe fiil el müslimune fail, havle mef'ulün, fi zarfı mekandır. Ebi Havle'nin muzafun lehisi, Bekir'in de Ebi'nin muzafun lehisi. Fi harbihi, yani savaş alanında, harpte, harp hususunda Hazreti Ebu Bekir'in çevresinde bulundular. Viddel mürteddine de yine vakafeye müteallık mef'ulun bih olabilir, müşriklere karşı orada bulundular. Harabel müslimune, Müslümanlar savaştı. El-Mürteddine mürtetlerle savaştılar. Nerede savaştılar? Bakın nerede sorusunun cevabı. Tehte ra'yetil akideti sahihati, doğru inancın sancağının altında. Buradaki tehte de yine zarfı mekan, yani mefulun fih olarak, harebenin mefulun fih olarak karşımıza çıktı. El-Müslimune fail, el-Mürteddine de harebenin mefulun bihisi. Evet. Peki bu ra'yetil akideti sahihati nedir? Ra'yeti tehtenin muzafun leyhisi, el akideti de ra'yetinin muzafun leyhisi, es sahihati kelimesi el akidetinin sıfatıdır değerli kardeşlerim. İttecehe yöneldi. Halidün, Halid bin Velid, yani fail, ittecehe fiil, Halidün fail, bi ceyşihi ordusuyla, mef'ulun bih gayri sarih, ittecehe'ye bağlı. Nahve husunil mürteddin diyelim. Mürtetlerin kalelerine doğru, kalelerine karşı ordusuyla yönelmiştir. İttecehe fiil halidun fail bi ceysi mef'ulun nahve mef'ulun fi, burada mekan zarfıdır. Mürtetlerin kalelerine taraf, onlara doğru yöneldi manasında. Evet, ettedribu sabi'u, yedinci alıştırma. Bakalım istebdil kema fil misaleyn, misaldeki gibi, iki misaldeki gibi bunları
Değiştir. Yeclisu Abdullahi beynel musallin. Evet. Abdullah namaz kılanların arasında oturuyor. Nerede oturuyor? Bakın beyne burada zarfı mekandır. Abdullah namaz kılanların arasında oturuyor. Yine Yeclisu Abdullahi beynel musallin aynı ifadeyi tekrar yazmış buraya kitabımız. İkinci misale bakıyoruz. Dâhilel mescidi. Bakalım. Yeclisu Abdullahi beynel musalline dâhilel mescidi. Mescidin içerisinde. Yeclisi oturuyor. Nerede? Namaz kılanlar içerisinde. Bunu kaldırdık. Yeclisu Abdullahi dâhilel mescidi. Bunu koyduk. O zaman burada da dâhile mef'ulün fih yani zarf-ı mekan olarak karşımıza çıktı. O yüzden de mensuptur. Mef'ulün fihler mef'ul olduğundan mensuptur. Kurbel babi ifadesiyle şimdi değiştireceğiz. Yeclisu Abdullahi kurbel babi kapının yakınında oturuyormuş. Nerede oturuyor? Kapının yakınında. O zaman zarfı mekan yani mef'ulün fihtir. Burada yeclisu Abdullahi vasde ihvanihi kardeşlerinin ortasında oturuyor. Burası zarfı mekandır. Yeclisu Abdullahi yemine Halid'in, Halid'in sağında oturuyor. Yeclisu Abdullahi ma'a ahihi kardeşiyle beraber oturuyor. Yeclisu Abdullahi emamel beyti evin önünde oturuyor. Yeclisu Abdullahi nahiyetel yemini evet yani nahiyetel yemini sağ tarafta oturuyor ifadesini kullanabiliriz. Bunların buradaki verdiği örneklerin tamamı zarf cümlesidir. Tamamı zarfı mekandır. Mekan bildirir. Abdullah'ın nerede oturduğunun cevabını veriyor. Bu çeşitlilik bize neyi gösteriyor? İlla da bunlar halfe tehte fevga olmayacak. Başka ifadelerle de nerede sorusunun cevabı geliyorsa onlar mekan zarfı olurlar. Mekan zarfı olunca da fiil cümlesinde onlara biz mef'ulun fih deriz. Et-tedribü s-saminu 8. alıştırma. Evet, 8. alıştırmaya bakalım. Ne dedi? Şil beyne külli ibaratin bütün ibarelerin arasını birleştir. Min ibaratil mecmu'ati elif. Elif grubundaki ibarelerden. Burada elif B grubu başlarına yazılı değil ama anlayalım. Şurası elif grubu. Elif grubundaki ibarelerden her bir ibarenin arasını birleştir. Ve ma yunasibuha min ibaratil mecmu'ati b. B grubundaki ibarelerden uygun olan kelime ile birleştir dedi. Bakalım. Teka'ul medinetul münevveratu. Medine-i münevvera teka'u bulunur. Nerede bulunur? Şemale Mekke'tel mükerremeti. Mekke-i mükerremenin kuzeyinde bulunur. Buradaki şemale de mekan zarfı olarak karşımıza çıktı. Evet. Yadûful hüccâcu. Hacılar tavaf ederler. Nereyi? Havlen Ka'beti. Kabe'nin çevresini, etrafını tavaf ederler. Yes'el mu'temirûne. Umre yapan umreciler sa' yaparlar. Nereyi? Evet, beyne Safa ve Merve'ti, Safa ve Merve arasında sa'y yaparlar. Yüsellimul musalli, namaz kılan kişi selam verir. Evet, yeminen fe yesaran, hem sağına hem de soluna selam verir. Teraktul kitabe, kitabı bıraktım. Kitabı nerede bıraktın? İnde ahi, kardeşimin yanında bıraktım, kardeşime bıraktım. İfadesi de kullanılır. Et-tedribu tâsi'u 9. alıştırma. Dar alameten bir işaret koy. Emâmel cümletilleti teştemilu alâ zarfi mekânin. Mekan zarfı içeren cümlenin önüne evet şu tik işaretinden koy. Bakalım mekan zarfı içeren ifadelere. Yusalli namaz kılıyor. El musallune namaz kılanlar. Halfel imami imamın arkasında. Yusalli fiiline nerede sorusunu soralım.
Namaz kılanlar nerede namaz kılıyor? Halfel imami. O zaman halfe burada zarfı mekan olarak, zarfı mekan içeren cümle. Bunun önüne şu tik işaretini koyalım. Raca'a Halidun ba'de yevmeyni. Evet, Halit 2 gün sonra döndü. Nerede döndü? Cevap yok. 2 gün sonra döndü. Burada zaman zarfı var, mekan zarfı yok. Bunun önüne tik işareti koyamayacağız o zaman. İttecehtü nahiyetel mescidi. Mescidin çevresine yöneldim ya da mescidin tarafına yöneldim. İnde sema'il ezane, ezanı işittiğim vakitte. Burada soralım. Ne zaman, nereye yöneldim? Mescidin çevresine, mescidin tarafına yöneldim. Burası zarfı mekan. Bunun önüne de tik işareti koyacağız. Burası da zarfı zaman. İnde sema'il ezanı işittiğim vakitte. Celestü oturdum. Nerede oturdum? Fil mescidi. Mescitte oturdum. Burası zarfı mekan. Zuhran zarfı zaman öğlen vaktinde. Haythu şöyle ki celesel musallun. Yani namaz kılanların oturduğu şekilde ben de öğlen vaktinde mescitte oturdum. Haracütü, buna da tik işareti koyduk. Haraçtu çıktım. Nerede çıktım? Nereden çıktım? Bunun cevabı burada yok. Buna tik işareti koymayacağız. Ma'a udulu'il fecri, güneşin doğuşuyla beraber. Bu ne demektir? Zaman bildiriyor. Zaman zarfıdır. Ne zaman çıktığımın cevabıdır. Evet. Et-tedribul-aşiru. 10. alıştırma. Da hattan, bir çizgi koy. Tehte zarfil mekani kema fil misaleyn. İki misaldeki gibi zarfı mekanın altına bir çizgi koy. Misalü ev, misalün vahidun, birinci misal, misalül evvel. Kâle Teâlâ ve beneynâ fevkakum seb'en şidâdâ. Evet değerli takipçiler. Ve beneynâ, biz bina ettik, fevkakum, sizin üzerinizde bina ettik, seb'en şidâdâ, sağlam 7, yani 7 kat semayı bina ettik. Nerede bina ettik? Fevkaküm, sizin üzerinizde. Burada buranın altını çizmiş. Nerede sorusunun cevabı olduğu için mekan zarfıdır. Evet, ikinci misale geldik. Kâle Teâlâ vellezîne istecâbû li rabbihim ve akâmussalâte ve emruhum şûrâ beynehum ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Amennâ ve Rablerine icabet edenler, yani onun çağrısına uyanlar ve akamussalate ve namazı kılanlar ve emruhum şura beynehum, onların işleri kendi aralarında istişare iledir. Ve mimma razaknahum yunfikun, ve onlar bizim onlara verdiğimiz rızıktan da infak ediyorlar. Burada beynenin altını çizmiş. Onların işleri nerede? Şura iledir. Kendi aralarında. Burası mekan zarfıdır. Şimdi diğerlerini de bizim bulmamızı istiyor. Burayı çizmiş kitabımız, hataen çizmiş. İki misalda çizecekti, diğerlerini çizmeyecekti. Olsun, orayı da bize ipucu verdi. Kabul edelim. Buraya bakalım. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ, andolsun ki biz insanı yarattık. فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ. Yani kıvamların en güzelinde yarattık insanı. İnsanı nerede yarattık sorusunun cevabı burada yok. Peki sümme radednâhu, sonra biz onu indirdik. Esfele safilin, nereye indirdik? İşte esfele ifadesi burada zarf-ı mekandır. Buranın altını çizelim. Aşağıların en aşağısını onu indirdik. İnne haulâ'i, muhakkak ki onlar, yuhibbunel acilete, acil olanı, peşin olanı seviyorlar. Yani dünyayı seviyorlar. Ve yezerûne verâehum yevmen sakîle. Ve onlar arkalarına atıyorlar, bırakıyorlar. O ağır günü, yani zor günü, ahireti arkalarına atıyorlar. Onu sevmiyorlar.
manasında İnsan suresinin ayet-i kerimesi. Burada ve yezerune bırakıyorlar, atıyorlar. Nereye atıyorlar? Ve ra'ehum burada mekan zarfı olarak karşımıza çıkıyor. Altını kitabımız zaten çizmiş. Evelem yarav görmediler mi ilat dayri kuşu, yani kuş cinsini görmediler mi? Fevkahüm kendi üzerlerinde. Nerede görmediler mi? Fevka, buranın altını çizelim. Nerede sorusunun cevabı. Saffatin kanatlarını açtıkları halde ve yakbizni ve kanatlarını yumdukları halde. Yani kanatlarını açıp kapayan kuşları kendi üzerlerinde görmediler mi? İfadesi Mülk Suresinin ayeti kerimesi. Buradaki fevkanın altını çizdik. Meracel bahrayni yeltekiyan. Merace salıverdi. El bahrayni iki denizi, meracenin mef'ulün bihisi. Yeltekiyani birbirlerine kavuşmak üzere salıverdi. Beynehume o ikisinin arasında vardır. Berzahun bir engel. Nerede vardır ikisinin arasında? Bakın nerede sorusunun cevabı. Burada mekan zarfıdır. Altını çizelim. Bir engel vardır. La yebğiyani onların ikisi karışmazlar ifadesi. Yani ikisinin birbirine karıştırmayan bir engel vardır aralarında. Ve lekad ra'ahu nezleten andolsun ki onu başka bir inişle de gördü. İnde sidratil münteha nerede gördü? Sidreyi müntehanın yanında gördü. Buradaki indeyi mekan zarfı olarak çizelim. Yine indeha o sidretül müntehanın yanında da vardır. Cennetül me've sığınılacak huzur içerisinde olunacak me'va cenneti vardır. Buradaki indenin de altını çizebiliriz. Bu ikisi de burada mekan zarfıdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbim.